Hazine Müsteşarlığı geçtiğimiz günlerde bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı gerçekten önümüzdeki günlerde, bu hafta içerisinde çok tartışılacak ve çok konuşulacak. Şu anda tasarı Başbakanlıktan, Bakanlar Kurulu'ndan onayı aldıktan sonra da meclise sevk edilecek ve önümüzdeki günlerde mecliste görüşülmesine başlanacak. Tasarı içeriği şu: tasarı devlet binaları, yani bütün kamu binalarını ve artı otoyol, köprü ve barajların tamamen satışını öngörüyor. Yani tekrar ediyorum, yanlış duymadınız. Bütün kamu binalarının köprü, otoyol, baraj ve buna benzer tüm gayrimenkullerin, yani devlete ait tüm gayrimenkullerin satışını öngörüyor. Ve nasıl satılacak? Yani sadece yabancılar açılan bir satış değil. Sukuku icara, yani İslami bankacılıkta kullanılan bir yöntem bu. Faizsiz bono sistemiyle ve büyük olsa sadece Körfez ülkelerine, yani İslami ülkelere ve Uzak Doğu'daki İslami rejimle yönetilen ülkelere satılacak. Önümüzdeki günlerde bu yasa meclise gelecek, tasarı halinde meclise gelecek ve meclisten geçmesi halinde de tüm kamu binaları, otoyollar, köprüler ve barajlar büyük olasılıkla İslam ülkelerine sukuku icara yoluyla satılmış olacak. Bu gerçekten herkesin merak ettiği haber içeriğini şimdi hep birlikte izleyelim. Hükümet tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizden çıkış yolunu devlet binalarını satmakta arıyor. Küresel krize karşı önlemler paketi hazırlayan hükümet, çözüm için rotayı Körfez sermayesine, yani İslam ülkelerine çevirdi. AKP hükümeti İslami bankacılık sistemlerinden biri olan sukuku icara, yani faizsiz bono yöntemiyle devlete ait gayrimenkulleri Körfez ülkelerine satacak. Tasarı halinde meclise gelmesi beklenen projenin mimarı, hazineden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, kira sertifikası ve gayrimenkul ortaklığı senetlerine ilişkin düzenleme başlığıyla hazırlanan taslak kısa süre önce Başbakanlığa gönderildi. İslami bankacılık uygulamalarından biri olan sukuku icara yönteminin birebir örnek alındığı düzenlemeyle bina, arsa, otoyol, köprü ve baraj gibi gayrimenkuller karşılığında kira sertifikaları ve yatırım ortaklığı senetleri çıkarılacak. Ve bu senetler Körfez ve Asya ülkeleri başta olmak üzere İslam ülkelerine satışa çıkarılacak ve devlet kendi binasında kiracı konumuna dönecek. Eski Hazine Müsteşarı ve CHP Milletvekili Faik Öztürk düzenlemeyi şaşkınlıkla karşıladı. Öztürk, bu tamamen İslami bankaların kullandığı sukuku icara yöntemi. Ne varsa satıp ekonomik krize çare bulmaya çalışıyorlar dedi. Yasanın uygulamaya girmesiyle örneğin bir bakanlık binası için 100 milyon YTL'lik değer belirlenmesi halinde bu miktarda kira sertifikası çıkarılacak. Binaların kağıt üzerindeki sahibi yatırımcılar olurken binalar için belirli miktarda kira ödenecek. İşlemleri yürütmek için de Hazine Müsteşarlığına bağlı Kamu Varlıkları Yönetimi Anonim Şirketi adında bir şirket kurulacak. Baraj, otoyol ya da köprünün gelirleri dikkate alınarak hazırlanacak olan tahvil, kar zarar sistemine göre satılacağı için İslam ülkelerinin faiz çekincesi de ortadan kaldırılmış olacak. İlk etapta 1 milyar YTL'lik kağıt çıkarmayı düşünen hükümet, Körfez sermayesini bu yolla Türkiye'ye çekmeyi hedefliyor. Hükümetin bir başka amacı ise faizsiz hizmet veren katılım bankalarının da birikimlerini yurt içinde değerlendirmelerini sağlamak. Evet, alışveriş merkezi, arsa, devlet binası derken yakında oturacak koltuğumuz bile kalmayacak bu gidişle sayın seyirciler.